Sayın Genel Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım, muhterem misafirler, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 27. dönem 2. yasama yılı 1. grup toplantımızı açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, merhum kurucu genel başkanımız Başbuğ Alparslan Türkeş ve vatanı uğruna canlarını veren tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Kıymetli misafirlerimizi takdim ediyorum. Şırnak Merkez İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Şırnak Silopi İlçe Başkanı, Muğla Yatağan İlçe Başkanı, Sakarya Pamukova Kadın Kolları Başkanı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı, Kırşehir İl Başkanı, Mersin Çamlıyayla Belediye Başkanı, Mersin Çamlıyayla İlçe Başkanı, Ankara İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Edimeskut, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Kızılcamam, Mamak, Pusatlar, Kahraman Kazan, Sincan, Yeni Mahalle İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili, İran Tebriz Türkleri, Irak Kerkük Türklerinden arkadaşlarımız, Ankara Boyabatlar Derneği Başkanı, Kadın Hareketi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Taşkent Nesebi ülkücüler ve özel ÖGÖ İş Başkanı bugünkü grup toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızı yapmak üzere zaten bir kürsüye hazırlıyorum.
değerli milletvekilleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın mümtaz temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, en iyi dileklerimi paylaşıyorum. Gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında bizleri dinleyen, izleyen aziz vatandaşlarıma, gönül ve kültür coğrafyamızda yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bugünlere kavuşturan Rabbime şükrediyorum. Konuşmamın başında Gazi Meclisimizin kutlu çatısı altında sizlerle yeniden bir araya gelmekten duyduğum bahtiyarlığı özellikle belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 2. yasama yılı 1 Ekim 2018 tarihinde, yani dün başlamıştır. Bugün yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. Konuşmamın bu safhasında yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize, milletvekillerimize, siyasi partilerimize ve milliyetçi ülkücü harekete hayırlı olmasını, nice başarı ve müsbet gelişmelere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Türk milletinin irade ve özlemlerinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında bulunması ülkemiz için büyük bir kazanç ve demokratik güçtür. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen uygulamaya geçmesiyle birlikte meclisimizin asli işlev ve işlerini daha etkin yapacağına inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asra ulaşan kadim ve köklü geçmişiyle, şerefli ve sembolleşmiş gücüyle Türk siyasetine değer aşılayan, Türkiye ile hizmetle anıtlaşan milli gurur kaynağıdır. Siyasetimizin anlam ve ahengi, mücadelemizin temkin ve tutarlılığı, inançlarımızın haklılığı ve haysiyeti, ilkelerimizin muazzez ve meşruluğu, ülkülerimizin yücelik ve yüksekliği, 10 yıllar boyunca çizgimizin kırılmadan muhafazasını sağlamıştır. Yüksünmeden yürüdük, şımarmadan, kırıklık yaşamadan yükseldik. Bu sayede milletimizin desteğiyle, duasıyla ve engin gönlünü kazanarak varlığımızı sürdürdük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilimizi devam ettiriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 Pazar günü çok zorlu şartlarda yapılan bir seçimin ardından 50 muhterem milletvekiliyle mecliste grup kurma hakkını elde etmiştir. Yapamazlar dediler, yaptık. Başaramazlar dediler, başardık. Devrilir gider dediler, direndik. Dirilişimizle kötü iddia sahiplerini ve iftiracı çevreleri mahcup ettik, maskaraya çevirdik. Onlar konuştu, biz inandık. Onlar atıp tuttu, biz milletimize güvendik. Anket şirketlerinin uydurmalarına kulaklarımızı tıkadık. Ama hesaplaşacağımız günlerin geleceğini bilerek hazırlıklarımızı yaptık. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların yalan ve algı oyunlarına göğüs gerdik. %2-3 oy alırlar, erirler, çökerler, grup bile kuramazlar diye nifak ve dedikodu yayanları tek tek not aldık. Sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik, şaştılar kaldılar. Donuk donuk baktılar, şoktan şoka girdiler. Sizler yalnızca milletvekili olmadınız. Şiddetli bir kuşatmayı yaran kutlu bir inancın neferleri mertebesine yükseldiniz. Sizler kurulmuş tuzakları, kudurmuş tahrikçileri mücadelenizle yıktınız, ayaklarınızın altında çiğnediniz. Yazılmış iğrenç senaryoları buruşturup muhataplarının başına geçirdiniz.
Milliyetçi Hareket Partisi'ne idam fermanı yazanları, infaz mangalarını, siyasi provokatörleri, kara kampanya mucitlerini, tefrika muhiplerini kabusla tanıştırıp hayal kırıklığına uğrattınız. Engelleri aştınız, oyunları bozdunuz. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı yürekten kutluyorum. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki seçilen milletvekili arkadaşlarım kadar seçilemeyen fakat canla başla çalışan milletvekili adaylarımızı, bütün teşkilatlarımızı da yürekten tebrik ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Biz büyük bir davanın timsalleriyiz. Biz büyük bir sevdanın temsilcileriyiz. Milliyetçi Hareket Partisi dünden bugüne başkalaşma akıntısına kapılmadı. Başkalarına özenmedi, özgüvenini kaybetmedi. Değişip, dönüşüp, hatta melezleşip kökünden ve öz değerlerinden kopmadı. Deyim yerindeyse kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının ipiyle sallanmaya hep tercih ettik. Belki az oldu, zaman oldu, geride kaldık. Yeri geldi, dara düştük. Kimi hallerde zora girdik. Ancak helal yoldan çıkmadık, vatan ve millet sevdasından asla sapmadık. Kendimize güvendik, Allah'a inandık, sırtımızı ona buna değil, bizzat egemenliğin sahibi aziz Türk milletine dayadık. Baharda hazan mevsimini yaşatmak istediler, gövdemizden yarmak istediler. Hadi yaz geldi dedik, baktık ki ayaz vurdu, don tuttu. Gene de yılgınlık göstermedik. Gene de eğilmedik, gene de yenilmedik. Allah şahit, yeise düşmedik. Vatanın her karış toprağına derin korku kuyuları kazanlara, ihanet jeneratörü gibi faaliyet gösterenlere karşı irfanımızla direndik, imanımızla devleştik. İnandık, her zaman ileriye baktık. İrade gösterdik, parlak ufuklara odaklandık. Heyecanımızı çılgınlık görenler çıktı. Cesaretimizi yanlışa yoranlar oldu. Geçmişi kucaklayarak geleceği kuşattık. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileri olarak çağın hastalıklarına, zamanın hasarlarına, siyasi ideolojik hezeyanlara set çektik, sur ördük, taviz vermedik, teslim olmadık. Türklüğün bekasını, Türkiye'nin tarihi haklarını siyaset üstü bir derinlikle kavrayıp vazgeçilmez ve üzerinde tartışılmaz milli bir görev saydık. Mukaddes bir emanet gördük. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşündük. Bakınız merhum Ömer Seyfettin 30 Nisan 1914'te yazdığı bir makalesinde aynen şöyle diyordu. Öldükten sonra ruhlarımız kabrimizin üstünde, torunlarımızın ihtiramla gezindiğini görecek, Türklük yaşadıkça namımızın hamiyet ve şefkatle anıldığını işitecektir. Arayışımızın, amacımızın özü budur. Esası bu şekildedir. 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılında yine çok çalışacağız. Milletimizin hassasiyet ve hedeflerine tercüman olacağız. Konuşacağız, uzlaşacağız, alınan kararlara yapıcı şekilde katılacağız. Milletimizin lehinde tavır ve davranış göstereceğiz. Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz ne varsa gerçekleşmesi için çaba ve gayret harcayacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, atalet yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız, ya başaracağız, ortası yok. Bu yeni yasama yılında hepinize güveniyorum. Komisyon toplantılarında, genel kurul çalışmalarında ve diğer yasama faaliyetlerinde fedakarca bulunmanızı, şuurlu ve hazırlıklı şekilde katılmanızı, bununla birlikte tam bir devam sağlayarak gereğini yapmanızı,
öncelikle bekliyor, öncelikle temenni ediyorum. Muayyen ve müdrik bir ruhla sizlere umut bağlamış vatandaşlarımızın haklarını savunmanızı, mazlumların nefesi, sessiz milyonların yükselen sesi olmanızı hem rica ediyor hem de hepinizi görevlendiriyorum. Bekleyecek vaktimiz yoktur. Oyalanmaya halimiz yoktur. Yerimizde saymaya, patinaj yapmaya, mirastan yemeye hakkımız yoktur. Her milletvekili arkadaşıma yeni yasama yılında üstün başarılar diliyor. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Partimizin 50. yılı kutlamalarına az bir süre kala 50 milletvekiliyle istikbalin mimarisine, istiklalimizin muzafferliğine sonuna kadar destek verip bu uğurda hizmet edeceğiz. Unutmayınız, hiç kimsenin, hiçbir oluşumun lütfuna, himmetine, hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına, korumasına ihtiyaç da duymuyoruz. Bize Allah'ın himayesi yeter, keremi yeter, bize milletin sevgi ve desteği yeter. Diyor ya muhterem merhum Namık Kemal, kimsenin lütfuna olma talip, bedeli cevheri hürriyettir. Biz haysiyet ve hürriyetimizle varız, bedel ödeyecek, diyet isteyecek, henüz anasının karnından doğmamıştır. Eğer böyleleri varım diyorsa alnını karışlar, aklını alır, haddini bildiririz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz. Biz Türkiye'yiz. Milli mücadeleyle tezahür etmiş kuruluş felsefesinin, devleti ebed müddet, milleti ebed müddet şuurunun bayraktarıyız. Biz Türklüğün keskin kılıcı, kardeşlik ve beraberlikle geçen kutlu asırların ebedi muhafızları, taşıyıcı kudreti, tayin edici kuvvetiyiz. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği, çölleşme, erozyon, orman alanlarının yok edilmesi, karbondioksit emisyonundaki artışlar, doğal afetler, son tahlilde iklim değişiklikleri, insanlığı tehdit ve meşgul eden temel meseleler arasındadır. Nüfus artışlarının, kentleşme ve sanayileşme olgularının makul taraflarının yanında pek çok olumsuzluğu da, muhtevası da barındırdığı bilinmektedir. Tarım ilaçlarıyla zehirlenen tohumları yiyen, suları içen nice kuş türü ve diğer hayvanların maalesef giderek nesli tükenmektedir. Denizlerdeki petrol platformlarından sızan ve ham petrol taşıyan tanker kazalarında denize dökülen binlerce ton ham petrol bir yanda denizleri kirletirken diğer yanda deniz canlılarının ölümüne yol açmaktadır. Uluslararası toplum iklim değişikliklerin telafisi zor, zararlarına çevre felaketlerinin neden olduğu yıkıma çare bulmak zorundadır. Bu kapsamda ülkelerin yönetim yapıları, karar organları, siyaset ve sosyal bünyeleriyle birlikte insani yönelimler derinden etkilenmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme yakalanacaksa çevreye hassasiyet gösterilmeli, gelecek nesillerin hayatına saygı ve riayet duyulmalıdır. Teknolojinin sağladığı konfor ve keyiflerden istifade eden insanlık, ne yazık ki müessif ve menfi açmazların pençesindedir. Velhasıl giderek yer kürenin dengesi bozulmaktadır. Daha iyi bir dünya özlemi yerini gün be gün karamsarlığa bırakmaktadır. Ayrıca doğal afetlerdeki sıklık ve acıklı sonuçlar üzerinde de kararlı ve samimi şekilde düşünülmeli, emek ve mesai harcanmalıdır. Geçtiğimiz günlerde dost ve kardeş ülke Endonezya'nın bir adasında yaşanan deprem, ardından oluşan tsunami yüzlerce insanın ölümüne, binlercesinin yaralanmasına yol açmıştır.
Bu felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Endonezya halkına ve devletine taziye dileklerimizi iletiyor. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Medyada kırbaç kasırgası olarak isimlendirilen ve Türkiye'yi etkileme ihtimalinden bahsedilen fırtınanın çok şükür ülkemizi teğet geçmesi de bizleri memnun etmiştir. Beşeri ve doğal afetlere karşı küresel farkındalık düzeyinin yükselişi en başta gelen dileklerimizden birisidir. Elbette acılar paylaşıldıkça azalacak, mutluluklar paylaşıldıkça artacaktır. Mesela ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan, karına kar katan, haksız kazanç ve servet edinen kim varsa ne paylaşmayı, ne bölüşmeyi, ne de milli mensubiyeti idrak ve özümsememiş utanmazlardır. Savaş yıllarında kara borsacılık yapan, stokçuluktan geçinen, satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan, fiyat etiketlerini şişirenler de aynıdır. Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık arayışları vardır? Maneviyatımızın neresinde fırsat düşkünlüğüne cevaz bulunacaktır? Kemerleri sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı surette sıkacaktır? Ekonomik çilelere, faiz zamlara, anormal fiyat artışlarına her durumda haline şükreden, bir lokma bir hırka diyen müşfik, dar gelirli, elinde avucunda bir şey kalmamış insanlarımız mı katlanacaktır? Döviz fiyatları indi iniyor, ekonomik yandığın söndü sönüyor. Peki yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak? Aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçılara teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz? Nedir bu zor günlerde cüzdanını ve kasasını tıka basa dolduran hayasızlardan gördüklerimiz? Kötü günlerde hiç sesi sedası duyulmayandan, zoru paylaşmayı bilmeyenden, nimette önde, külfette en arkada olandan hiç mi milli şahsiyet çıkar mı? Hiç karakter ve kaliteye şahit olunur mu? İnsanlık bunlardan, Türkiye bu bereketsizliklerden çok zarar görmüştür. Kendimizi ne dünyadan soyutlayabiliriz, ne de etrafımızda bariyerler dikerek sorunlardan uzak durabilir, gelişmelere mesafeli bakabiliriz. Aksi bir tercih ve tutumun doğru olmadığına da inanırız. Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demek bedbahtlık değilse biliniz ki bencilliktir, edilgen benliktir, güdülen bir anlayıştır. Hem maşeri vicdana hem de insanlık vicdanına hakim olmasını temenni ettiğim empati hissiyatının tam ve kesin olarak tecellisiyle gerek içimizdeki gerekse dışımızdaki hadiselere müdahil olma, bunlara karşı söz söyleme hakkını kazanabiliriz. Mesele komşunun evi yanarken mutlu olamayız. Muhtaç ve düşkünler varken huzur bulamayız. Ekonomik hezimet yaşayan varken rahat uyuyamayız. Bugün dünyada sayıları 850 milyona yaklaşan insan gece yatağa aç giriyor. Bir o kadar içecek su bulamıyor. Yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısı 1 milyar civarındadır. Sadece Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de 1 milyon 400 bin çocuk açlıktan dolayı ölümün kıyısındadır. Dünya genelinde ise her saatte 300, yılda ise 2 milyon çocuk açlıktan hayatını kaybetmektedir. Tedbir alınmazsa 2025'te 450 milyon çocuğun açlıktan etkileneceği yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. Bir tarafta doymayan, kanmayan, su ve ekmek bulamayan 100 milyonlar, diğer tarafta ise obezliğine çözüm arayan,
diyet ve kilo vermek için milyon dolarları harcayan bir azınlık vardır. Ne hazin ki malum küresel çelişki her geçen gün kökleşmektedir. 2020'de dünya nüfusunun 7.6 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. İnternete bağlı cihazların 34 milyar düzeyinde olacağı öngörülmektedir. Şu anda dünya çapında 3.7 milyar internet kullanıcısı her gün 300 milyara yakın elektronik posta gönderilmektedir. Aktif durumda 2 milyar Facebook, 300 milyon Twitter kullanıcısı vardır ve her geçen günde sayıları çoğalmaktadır. Dördüncü sanayi devrimine geçişle birlikte dijital gelişmelere yenileri eklenmiş şeylerin interneti, her şeyin interneti yeni imkanlar olarak karşımıza çıkmıştır. 2025'e gelindiğinde şeylerin internetinden elde edilen gelirin lütfen dikkat buyurunuz 11.1 trilyon dolara ulaşacağı ileri sürülmektedir. Dünyada sefalet korkunç boyutlara tırmanırken sefa ve sefahatte bir o kadar da yaygınlaşmaktadır. Küresel eşitsizlik, küresel adaletsizlik, küresel dengesizlik endişe verici noktalardadır ve devamlı yükseliş halindedir. Böyle bir dünya tablosunun sürdürülmesi, sürdürülebilir nitelikte olması imkansız, idame veya idaresi hayaldir. Dünya genelinde 260 milyon insan sosyal, ekonomik ve siyasal açmazlardan dolayı daha iyi imkanlara kavuşmak maksadıyla yollara düşmüş, göçe zorlanmış veya kendi isteğiyle göç etmiştir. 70 milyon insan yerinden yurdundan zorla koparılmıştır. İnsanların yardım çığlıkları ses geçirmez, güvenlik duvarlarının ardında sönüp gitmektedir. Zulüm egemenlik kurarken zalimler sözü geçer hale gelmişlerdir. Çarpıklıklar diz boyutudur. İnsani değerler yerlerde sürünmekte, insanlık meçhul sürgünlere yollanmaktadır. Bilhassa Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın bir bölümünü kan revan içindedir. İnsan hakkı ihlalleri, demokrasiye vurulan prangalar, özgürlüklere giydirilmiş deli gömlekleri, terör saldırıları, katliamlar, ekonomik alaboralar, sosyal krizler, siyasal kanamalar, nüfus kavgaları, devletler arası şiddetli rekabetler masumlara hayatı zindan etmektedir. Geçen hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenen 73. Birleşmiş Milletler toplantısı sadece günü kurtarmış, sadece durumu idare etmiş, sadece belagat ve demagojiye ev sahipliği yapmıştır. Küresel düzeyde Haiti'li mağdurları, Sudanlı muhtaçları duyan yoktur. Suriyeli garibanları, Gazze'li yetimleri, Kudüs'lü öksüzleri, Kerkük'lü yavruları sahiplenen yoktur. Somalili, Arakanlı, Kaşgarlı masumlara el uzatan da görülmemiştir. Türkiye'nin dışında samimiyetle mücadele eden hiçbir ülkeden bahsetmek söz konusu olmayacaktır. Afrika denildi mi? Safari'yi akıllarına getirenler, Orta Doğu denildi mi, yeraltı zenginliklerini düşünenler, bir damla petrolü, bir damla kandan değerli bulanlar, bize hangi insanlık dersini, hangi insani erdemleri anlatacaklardı? Anlatsalar bile inandırıcı olacaklar mıdır? Hadi inandık sayalım. Bugüne kadar sonuç ne olmuştur da bundan sonra ne olacaktır? 70. toplantının teması olarak belirlenen Birleşmiş Milletler'in tüm insanlarla ilgili olmasını sağlamak, barışçıl, adil ve sürdürülebilir toplumlar için küresel liderlik ve ortak sorumluluklar iddiası yalnızca lafta kalmıştır. Birleşmiş Milletler'in ana yapısı ve karar alma şekli değişime uğramadıktan sonra barış ümitleri, adalet çağrıları, huzur ve istikrar arayışları asla gerçekleşmeyecektir. İnsanlığın Güvenlik Konseyi üyesi 5 ülkenin ağzına baktığı bir küresel organizasyondan bir şey çıkması, yaralara merhem olması akıl dışılıktır. Birleşmiş Milletler, uluslararası sömürü çarkının kaynağı,
emperyalizmin makyaj ve maskesidir. Bugüne kadar yaşananlar başka bir şey söylememize hakikaten mahal bırakmamıştır. İnsanlık vicdanına tercüman olamayan, emzikli bebeklerin açlığına, milyonlarca mazlumun yokluğuna, yoksulluğuna çözüm getiremeyen, devamlı topu taca atan küresel bir teşkilattan bir şey beklenmesi, umut verici bir netice istenmesi zaman kaybıdır, emek ve enerji israfıdır. Zalimlere çıt çıkarmayan, bununla da yetinmeyip terör örgütlerini palazlandırıp hiyanetlerini teşvik eden, oluk oluk akan kanları seyreden sözde gelişmiş ülkeler insanlıkta sınıfta kalmışlardır. Ve bize öğretecekleri, gösterecekleri, işaret edecekleri hiçbir şey yoktur. İnsana hürmet duymayan her silahlı ve teknolojik güç saman alevi gibidir. Sönmesi bir süre sonra silinip gitmesi kaçınılmazdır. Birleşmiş Milletler önce insan temelli olmalıdır. Sonra devletlerin eşit temsil, karar ve katılımına imkan sağlamalıdır. 2000 yılında dünyada toplam askeri harcamaların tutarı 800 milyar dolar iken şimdilerde bu rakam 2 trilyon dolara yaklaşmıştır. Mazlumlara ekmek değil, namluya sürülmüş kurşun verilmektedir. Silahlanma yarışı insani yardımları adeta sindirmiş, silindir gibi ezip geçmiştir. Kuşku yok ki Birleşmiş Milletler ahlaki ve vicdani temelde, adil ve hakkaniyet ölçülerine müzahir şekilde yeni baştan planlanmalı ve yapılandırılmalıdır. Dünyayı avucuna almış beşli çetenin yer küreyi kasıp kavuran vahşet döngüsüne hız veren beşli grubun hakimiyet ve hükümranlığı sorgulanmadan dünya dönse bile daha iyiye, daha güzele, daha istikrara asla ulaşılamayacaktır. Sayın Erdoğan'ın 25 Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma etkilidir, kendi içinde tutarlıdır. Türkiye'nin duruşunu teyit etmiştir. Trump'ın ekose siyaseti, ucube düşünceleri, tabansız ve temelsiz sözleri, ticaret ve ekonomik operasyonları insanlığın gelişim ve ilerleyişini durdurmaya çalışsa da hevesi kursağında kalacak, beyhude provokasyonları Amerikan halkı tarafından mahkum edilecektir. Zulümle abat olanın akıbeti her zaman berbat olacaktır. Dünyayı var eden savaşlar, kıtlıklar, anlaşmazlıklar, çatışmalar, zorbalıklar değil, adalettir, beşeri asalettir, insani miras ve müktesebattır. Yaşanabilir başka bir dünya tasavvur ve tezekkürünün tartışılma, konuşulma, hat ve hayata geçirilme zamanı gelmiştir. Zaman kaybına tahammül ise kalmamıştır. Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler toplantısından sonra düzenlediği Almanya ziyareti son derece faydalı olmuş, körelen ilişki ağları tekrar canlanmaya başlamıştır. Türkiye ile Almanya'nın arasındaki buzların erimesi, soğuklukların yavaş yavaş giderilmesi, yeni ve temiz bir sayfa açılma hedefi olumlu bir gelişmedir. Dileğimiz gerginlik, kopuş ve ayrılış değil, uyum ve işbirliğidir. Ne var ki Almanya Başbakanı Merkel'in Sayın Erdoğan'la birlikte düzenlediği basın toplantısında FETÖ konusundaki tespit ve değerlendirmeleri hem izaha muhtaç hem de oldukça hatalıdır. Şansölye Merkel özetle şunları ifade etmiştir. FETÖ konusunu ciddiye alıyoruz. Ama daha çok delile, bilgiye, FETÖ'yü PKK'yla bir tutmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız vardır. Almanya Başbakanı FETÖ için hala kanıt arıyorsa, hala daha çok bilgi istiyorsa, biliniz ki bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe aldığımız söylenemeyecektir. Almanya'da FETÖ'ye Gülen Hareketi denildiği müddetçe bu hainlerle, bu haşhaşilerle Avrupa düzleminde nasıl mücadele edilecektir? 251 vatan evladının şehadeti değil mi? 2194 vatan evladının yararlanması delil değil mi? 15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşun ve bombalar delil sayılmayacak mı? Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor? Bu esef ve endişe verici tutumunu hangi çevre ve odaklar tahkim ediyor?
Hainin delili mi olur? Teröristin belgesi mi araştırılır? Terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur? Hain haindir, terörist teröristtir. İmhaları ve cezalandırmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizatihi ifa ve iradesidir. Almanya Başbakanı 15 Temmuz'a yanlış yerden, yanlış yönden, yanlış fikirlerden bakmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla Sayın Merkel denize düşmemiştir. O halde yılana sarılmasına gerek yoktur. Himmet vermemiş, hizmet diye hiyanete tamam dememiştir. Bu da açıktır. Sanıyorum maklube yemediğinden zehirlenmesi de söz konusu değildir. Peki bu FETÖ'ye müsamahasını, FETÖ'yle ilgi ve hassasiyetini nasıl yorumlayacağız? Buna dostluk ve müttefiklik ilişkilerine nasıl sığdıracağız? Bir Alman atasözü der ki, ağaçlar gökyüzünde yetişmez. Elhak doğrudur. Zannederim hiç kimse aksini iddia etmeyecektir. FETÖ konusunda delil istemek, gökyüzünde ağaç dikmeye yeltenmektir. Bununla da yetinmeyip dikmediğini yetiştirmeye heves etmektir. Bu denli hezeyan bu kadar hakikat ihlalidir. Eğer cesaretleri varsa, yürekleri yetiyorsa desinler ki FETÖ'yü seviyoruz, FETÖ'nün arkasındayız. Kaldı ki daha tutarlı, daha dürüst olurlar. Hiç olmazsa niyetler belli olur, ittifaklar netleşir, karanlık işbirlikleri berrak şekilde açığa çıkar. Hele Almanya Cumhurbaşkanı'nın Sayın Erdoğan'ın onuruna verdiği akşam yemeğinde ülkemiz aleyhine yaptığı ağır, haksız ve mesnetsiz eleştirileri ne misafirperverliğe ne de adamlığı, devlet adamlığı kisvesine uygun düşmüştür. Türk milleti başının üstünde yeri olanları bugüne kadar hiç indirmemiştir. Ta ki kendileri düşesiye kadar. Hazreti Mevlana diyor ya, sizi üzenlere hala selam veriyorsanız bu vicdanınızın sadakasıdır. Öyle değil midir ki istedikleri gibi olmayınca istenilmeyen olursunuz. Bırakınız olsun, bırakınız ülke olarak verdiğimiz selamlar vicdanımızın sadakası yerine geçsin. Ülkelerine sığınan, kaçak ve casusları el üstünde tutan, onlardan Türkiye'yi dinleyen, onlara el bebek, gül bebek muamelesi yapan, ABD ve Avrupa ülkeleri karşısında kurt yalnızlığımızla, kudretli onurumuzla duruş gösteririz. Ama asla eğilmeyiz, asla başımızı öne eğmeyiz. Almanya, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa, FETÖ'yü terör örgütü olarak, hem de PKK'dan daha beter bir cani örgüt olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ'cüleri iade etmelidir. Korkmasınlar, teröristlere sadece döktükleri kanların, teşebbüs ettikleri darbenin bedeli hukuk nezdinde, bağımsız mahkemeler önünde kat be kat ödettirilecektir. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi 27 Eylül 2018'de ilan etmişti. Bu ülkenin ise Almanya olacağı belirlenmişti. Ülkemizin bir kez daha hakkı yenmişti. Türkiye'den firar eden bir kaçak ve ajan Twitter mesajında dedi ki demokrasi olmayana top bile verilmez. Kendisine ne verildi bilmiyoruz ama bize ne verilmesi gerektiğini, verilince ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Derler ki, keçi kurttan kurtulursa gergedan olurmuş. Bu casus gergedan olduysa mesele yoktur. Şayet olmadıysa, hala iki ayaklı bir canlıysa, adaletin mührü inşallah Türk milletinin hükmünü eninde sonunda alnına kazıyacaktır. Değerli milletvekilleri, 21. yüzyılın değişim ve dönüşüm dönem olması, toplumsal krizleri, siyasi çözülmeleri, duygusal iniş ve çıkışları olağan hale getirmiş, içinden çıkılmaz bir uçuruma sürüklemiştir. Küreselleşme, ulus devletlerin bütün savunma hatlarını yararak alt kimlikleri coşturmuş, birey üzerinden tanımlanan bir demokrasi çerçevesini inşa etmeyi hedeflemiştir. Küreselleşmenin ürettiği demokratik değerlerle ulus devlet formatı içerisinde gelişen demokrasi kalıpları,
birbirine tam olarak uymadığından pek çok sorun ve sıkıntı doğmuş ve ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede meydana gelen uluslararası krizler hep gerçekleri görememenin, hazırlıksız yakalanmanın, maksatlı ve marazi yaklaşımların sonucunda patlak vermiştir. Komşu ülkelerde yaşanan vahim gelişmeler, seri cinayetler, sınır ve haritalarla oynamalar, etnik ve mezhep temelli çatışmalar, hegemonik boğuşmalar terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmüş, değirmenine su taşımıştır. Irak ve Suriye'deki gerilimler bu ülkelerle sınırlı kalmamıştır. Özellikle Türkiye'yi yakından ve yanıcı şekilde etkilemiştir. Buna rağmen milli bekamızın müdafası için her çalışma fedakarlıkla, vatan sevgisiyle yerine getirilmiştir. Ülkemiz sınır ötesinden kaynaklanan terörist saldırıları, düşmanca komploları hep göğüslemiş, hem de siyasi ve diplomatik tedbirlerle iradesini teşekkür ettirmiştir. Cenevre'de, Astana'da, Soçi'de, İstanbul'da yapılan ve yapılması planlanan görüşmelerde ülkemiz haklı ve meşru tezlerini seslendirmiş, komşu ülkelerden kaynaklanan husumet dalgasına cephe almıştır. Türkiye'nin güney karasularına mücahir alanlarda sahnelenen vahim senaryolar zamanında ve milli güç unsurlarının harekete geçirilmesiyle şimdilik kesilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik her türlü muhasım faaliyetleri, Irak ve Suriye'den ülkemize yönelen saldırıları bertaraf etmek, muhtemel kitlesel göçlere önlem geliştirmek hususlarında hükümete tam destek verecektir. Bu maksatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelen hudut, şumul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tayin edilecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi hareket ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili tezkereye evet oyu verecektir. Terör örgütleri ister Fırat'ın doğusunda, ister Fırat'ın batısında, isterse ülke topraklarında olsun, hepsini birden imha etmek kaçınılmaz milli zarurettir. Varlığımıza ve istikbalimize kasteden, kurşun atan, pusu kuran, bomba fırlatan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı düzenleyen kim varsa kafaları koparılmalıdır. Her yerde temizlik, hep temizlik, tam temizlik, sürekli temkin ve tedarikli iradeye hareket etmek bekamız için şarttır ve elzemdir. Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonunda Kızılcaman Patalya Otel'de milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerimizle katılımıyla düzenlediğimiz müşterek toplantı gayet başarılı geçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mali idareler seçimlerinde takip ve temin edeceğimiz strateji ve politikalar görüşülmüş, kabulü sağlanmıştır. Tekrar ifade ediyorum ki parti olarak belediye başkanlarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğiz. Ve de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde adaylarımızı çıkartarak mali idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız. Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan ala ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını, yoğurdum eşki, ekşi, peynirim küflü demeyen bedbahları dikkate ve ciddiye almayacağız. İşimize bakacağız, önümüzdeki gündemlere kilitleneceğiz. Eğer sabrımızı taşırlarsa, bize tepeden bakıp asap bozucu imalarına, edep dışı ifadelerine devam ederlerse unutmasınlar ki bizde kafile söylenecek ne söz biter ne de tepki diner. Cumhuriyet İttifakı beşeriyetin bekçisi, Türk milletinin ümididir. Üstelik beka, güvenlik ve istikrar temeline dayanmaktadır. Siyasetimizi müzmin ve mihnet içinde olduğunu sananların partimize, muavenete muhtaç değerlendirmeleri de aklına şaşar, kendi ayaklarına kurşun sıkmamalarını tavsiye ederim. Sözlerime son verirken siz değerli milletvekillerimizi bir kez daha yeni yasama yılında başarılar diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.
sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın diyor. Grup toplantımızı kapatıyoruz. Hepinize hayırlı günler ve başarılar diliyorum.